Dostlar işte 2019'un ilk İrfan'ı Hür'ünde beraberiz. Evin mutfağından yaptığımız yayına hoş geldiniz. Yayının hemen başında Twitter'dan başka dostları da yayına çağıralım müsaadenizle. Nasılsınız? Nasıl geçti yılbaşı geceniz? Umarım 2019 iyi başlamıştır. Herkes için, hepimiz için. 2019'da da pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saatler 21'i gösterdiğinde canlı yayınlarla ya da videolarla karşınızda olmaya gayret edeceğim sevgili dostlar. Şunu fark ettim ki videolara ayıracak çok fazla vaktiniz yok. Yayınlarda da hemen konuya girmek faydalı, yoksa dikkat de dağılabiliyor. Şimdi internet kullanımı da daha pahalı memlekette. Komşu İran'dan başlayalım. İran'da Twitter ve Facebook erişim engelli. Ve yeni yılın ilk gününde de Instagram'ı yasaklama kararı almış komşuda İran yönetimi. Twitter, Facebook, Instagram yasak İran'da. Özgürlük ülkesi olmadığını zaten biliyoruz komşunun. Komşuya benzememek lazım. Suriye'nin iç meselesi olup sonra bizim meselemiz haline gelen, müdahil olduğumuz ve yıllardır bitmek bilmeyen kanlı savaş devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da milyonlarca Suriyeli senelerdir Türkiye'de. Sayıları her geçen gün arttı. Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti yönetenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, ülkemizin iktidarı Özgür Suriye ordusunu Kuvayi Milliye'ye dahi benzetti. Ve müttefikimizdir denildi. Ve Özgür Suriye bayrağı, Özgür Suriye ordusu bayrağı açıldı Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamalarında. Özgür Suriye ordusunu oluşturanların, Özgür Suriye ordusunun içinde bulunan pek çok grubun yılbaşı kutlanmasına kesin kes karşı olduğunu biliyoruz. Böyle bir zihniyette olduklarını biliyoruz. Peki Taksim Meydanı'nda yapılan tamamen erkek, Suriyeli erkeklerin bir araya geldiği ÖSO bayrağı açtığı o görüntülerden söz ediyorum. Bu nedir? Neye hizmet etmektedir? İstanbul Emniyeti verileri açıkladı. Yılbaşı gecesi tam 89 bin kişi sorgulanmış. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Şu kimliğini bir göreyim demiş polisimiz. Ve içlerinden 361 kişiyi gözaltına almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını. 89 bin kişi sorgulanmış. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'a zaten izin yok. Taksim Meydanı'nda cumartesi annelerinin oturmasına izin yok. Taksim Meydanı'nda 7-8 kişinin bir araya gelip eylem yapmasına izin yok. Taksim Meydanı kapalı bizlere. Peki yılbaşı gecesi bu kadar rahat ÖSO bayrağı açılabilmesi? Burada durup bunu bir sorgulamak gerekiyor. İkiyüzlülüğün her türlüsüne karşıyız. Ve bu görüntüleri alıp da bazı sağ partiler anlamsız kaldı. Parti mi kaldı memlekette? Bu görüntüleri alıp da sağ partilere yıllardan beri oy vermekte olan MHP'sine, AKP'sine oy vermekte olan seçmenin gitsin bu Suriyeliler, istemiyoruz onları burada diyerek bütün öfkelerini Suriyelilere yöneltmesi, ha bu da ikiyüzlülük bakın. O Suriyelileri ülkemize getiren, gelmelerine izin veren, onlarla birlikte iş yapan, iş tutan, Esad yönetimini birlikte devireceğiz diyen ülkemizi yöneten iktidar. Yıllardan beri yönetmekte olan iktidar. Hem öyle olsun hem böyle olsun olmuyor işte. Kardeşler. O Suriyelilerin içinde artık burada doğanlar da var. O Suriyelilerin içinde kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Entegrasyon, onların Türkiye'de bu topluma entegrasyon sürecinin konuşulması için geç bile kalındı. Nasıl adapte olacaklar? Dönsünler, gitsinler memleketlerine. Esad yönetimi af çıkardı. Bugün Hüsnü Mahalli de bir kez daha altını çiziyor. Sadece cinayet işlememiş olanlar için geniş kapsamlı bir af. Sadece cinayet işlemiş olanları, insan öldürmüş olanları bir kenara koyuyor. Geri kalan hepsini, askerden kaçmış olanlar dahil af eden bir kanun çıkarttı Şam yönetimi, Esad yönetimi. Buyurun gelin dedi. Geldiğinizde de dokunulmayacak size dedi. 200 bin kişi Türkiye'den dönmüş. Dönenlere de dokunulmadığı söyleniyor. Esad yönetimi altındaki yerlere gidip dönmüşler, yerleşmişler. 200 bin kişi. Bizde sayı 4 milyon. 4 milyon Suriyeli var. Belli ki Suriye'de sular durulsa dahi evine gitmeyecek olanlar bunlar.
Hal böyleyken artık şu saatten sonra gitsinler, istemiyoruz, buradan nargile içiyorlar diye bağırırken bir düşünmek lazım. Biz Suriye'de kimlerle iş tuttuk? Bu Taksim Meydanı'nın göbeğindeki Suriyeli erkekler kimdir? ÖSO bayrağı açanlar. Bir düşünmek lazım. Gariban, 3 kuruş paraya kaçak olarak çalıştırdığınız işçiyken iyi Suriyeliler. Nargile kafede gördüğünüz zaman kötü. Olmaz. İkiyüzlülüğü bir kenara bırakmak lazım diye düşünüyorum. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Görüyorum onları. Emeklilikte yaşa takılanlar yine mesaj göndermeyi sürdürüyorsunuz 2019'da da. Böyle bir problem yok diyor iktidar. Önümüzde de seçimler var. Seçime kadar 3 ay daha bu bulaşık makinesi, buzdolabı vesaire bunlara uygulanan vergilerdeki indirim devam edecek. Vatandaş doğrudan cebindeki paraya dokunulmadığı sürece sesini çıkartmıyor. Buyur bakalım, alışveriş yaparken naylon poşete 25 kuruş istiyorlar şimdi. Yeni karar gereği naylon tüketimini azaltmak için. Bunun için el arabasıyla BİM'e gidenler olmuş bugün. Naylon poşete ölürüm de 25 kuruş vermem diyerek el arabasıyla markete dalan, aldıklarını el arabasına atanlar olmuş. Vatandaş bir poşete, naylon poşete 25 kuruş verir mi? Vermeyin ey vatandaş. Vermeyin, poşet de almayın. Eskiden poşet mi vardı? Nasıl taşıyacağız arabaya kadar diyorsanız, işte fileler var. Onlardan kullanılacak. Bir de şunu sorun, dönüp şunu sorun markete. Ben sana 25 kuruş veriyorum naylon poşet için. Aldım naylon poşetin üzerinde dev gibi işte BİM yazıyor, A101 yazıyor. Ben senin reklamını yapmak zorunda mıyım? Bedava reklam mı yapacağım? Poşetin üstündeki market logosunu kaldır o zaman. Deyin. Ya da reklam için para talep edin. 50 kuruş da sen bana ver o zaman. Bu poşeti ben eve kadar taşıyacaksam üzerinde reklam var, A101 yazıyor, BİM yazıyor. 50 kuruş da sen bana ver o zaman. Değil mi? Bunu talep edin marketten. Zavallı kasada çalışan asgari ücretliye söyleyecek bir söz yok. O marketlerin sahibine söyleyecek sözüm. Yeni yılın yılbaşı gecesinin en büyük esprisi şuydu bence Twitter'da yapılan, sosyal medyada yapılan. Yeni yılda büyük ikramiye bir başına Cengiz Limakolin iştirakine, konsorsiyuma çıktı. Şaşırır mıydınız? Şaşırmazdık. Çünkü onlar torpilli vatandaşlar. Bu ülkenin yandaş müteahhit firmaları. Milli Piyango da onlara çıksa şaşıran olmaz herhalde. Bir kişiye çıktı, tam bilete çıktı İstanbul'dan. Sayıştay aeroporlarında Milli Piyango çekilişlerindeki şaibelerden söz ediliyor. Ben Latife olsun diye büyük ikramiye bana çıkacak deyip piyango biletimi de göstermiştim. 2018'in son yayınında amorti bile yok. Olsun varsın. Çalışmaya devam ederiz biz de. Ne diyelim? Bu arada doğrudan cebimizdeki paraya dokunmadığı sürece sesimizi çıkartmıyoruz diyoruz da tarımda krediler çakıldı. Çiftçi krediye yanaşamayacak vaziyette. Bu üretimin düşeceği anlamına geliyor. Yarın Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK özellikle de düşük tutacaktır Aralık ayı enflasyonu ki bu enflasyon rakamına göre kamu çalışanlarına yapılacak zam, emekliye yapılacak zam belirlenecek. O yüzden ben bunun çok düşük tutulacağını tahmin ediyorum. Öyle yapılacak, böyle yapılacak. Aralık ayında enflasyon düşmüş denilecek bizlere. Görünen köy kılavuz istemez. İşsizlik had safhada. Yılın ilk gününde Urfa Siverek'te kuyruğu gördüm. 120 kişi işe alınacakmış. Geçici, asgari ücretli, geçici iş. Kadro falan yok. 120 kişi alınacakmış. 5000 kişi başvurmuş. İzdiham. İzdihama sebep olmuş. Bu arada özel tüketim vergisine, motorlu taşıtlar vergisine, ehliyet harcına, noter kağıtlarına, pasaport bedeline zam üstüne zam yapıldı ey vatandaş. Ehliyet harcı 633 lira oldu, gözümüz aydın. Bu arada zaten içki üzerinden alınan vergiden, dolaylı vergilerden hiç söz etmiyorum. Bir büyük rakı, 120 liralık rakının 80 lirası vergi. Daha beter olsun derseniz vatandaş işte İran'da öyle yapılıyor. Evde üretmeye başlamışlar. Alkolden zehirlenenlerin haberlerini duyarız yakında.
Bu arada memlekette tüm grevler yasaklanırken bir vesileyle bir grev devam ediyor. İzmir'de metro ve tramvay grevi. Bugün teklifi revize ettiler. %25 zamma çekildi teklif. %25'e. Yine de bunu da kabul etmedi sendika. Grev devam ediyor İzmir'de. Yavaş yavaş belediye başkan adayları netleşmeye başlıyor. Ankara'da evet belliydi zaten ÖSASEK'i. Bu arada bize her yer Ankara şarkısını kullanacağı söyleniyor seçim kampanyasında. İstanbul'da da Binali Yıldırım'ın adaylığı 29 Aralık'ta netleşti. Zaten netti de açıklandı. Meclis başkanı olmaya devam edecek. Oysa ki anayasa ne diyordu? Meclis başkanı herhangi bir partinin, üyesi bulunduğu partinin meclis içindeki ya da dışındaki çalışmalarına katılamaz diyordu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Ama Binali Yıldırım hem çalışmalara da katılacak, hem partinin de adayı, hem de meclis başkanı seçime kadar. Hayırlı olsun İstanbul'a da. Seçime katılacak partiler açıklandı bugün. EMEP, Emeğin Partisi ve ÖDP, Özgürlük ve Dayanışma Partisi bu listede yer almıyor. YSK seçime girecek partiler arasında EMEP ve ÖDP'yi saymamış bu kez. İki parti de itiraz etmeye hazırlanıyor. Biz de seçime gireceğiz diyor. Fatih Portakal'a ne olmuş bilmem, soruyorsunuz. Birkaç gün dinlenecektir, izne ayrılmıştır. Yok muydu bugün ekranda, bakmadım. İzne ayrılmıştır yahu. Bir sürede dinlensin. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bir bilgim yok onun dışında. Abi Çanakkale'ye gelmeyeceksin mi? Ya daha yeni geldik Biga'ya, kitap fuarına. Geliriz yine. Daha devam ediyorum. Bakın notlar aldım. Dilim şişti, konuşmuyorum iki gündür. Epey bahsetmem gereken şey var size. Bakın zamlardan söz ediyordum en son ya. 31 Aralık'ta 70 küsur liraya geçilen Osman Gazi Köprüsü'nden 1 Ocak itibariyle 103,5 liraya geçiliyor. 103,5 lirayı veren Osman Gazi Köprüsü'nden Bursa'dan İstanbul'a geçiveriyor. 103,5 lira yahu. Ne gerek var? Yazık. Ziyan. Uçakla gelin. Ankara aktarmalı gelin. Sevgili Bursalılar, İstanbul'a. İstanbul'dan Bursa'ya mı gideceksiniz? Ankara'dan aktarılın, gidin. Bursa Havaalanı da atıl vaziyette, kullanılmıyor doğru dürüst. Osman Gazi Köprüsü yolu kısalttı. Sözümüz var yahu, müteahhitlere söz vermiş hazine. Bu 103,5 lira da geçen araçtan istenen. Bir de hazinenin üstüne vereceği para var. Bir bu kadar da. Geçmiyoruz biz, kullanmıyoruz. Sizden daha çok alınacak da onu hissetmiyorsunuz bile. 210 lira da geçmeyenden. Tabii kişi başına. Hazineden verilen garanti bu. Ama yol yapıldı, köprü yapıldı. 103,5 lirası olan da rahatça geçsin köprüden. Ne muazzam köprü. 103,5 lira köprü geçiş ücreti. Çeyrek altını ver, geç köprüden. Neredeyse o derece. Helal olsun. Bence Halk TV artık YouTube'dan yayına başlasın demişsiniz. Bilmem başlasın. Yapmıyor mu YouTube'dan yayın? Hiç ilgilenmiyorum da anneme yine süpürge satmışlar. Bak Halk TV'ciler, Halk TV gönülleri diye bir yerden arıyorlar boyuna benim anneciğimi. Onu alır mısınız, bunu alır mısınız? Annem de hiç hayır diyemiyor. Alırız diyor. Bari biraz kaliteli ürün satın yahu. Bir süpürge gelmiş eve. Çalı süpürgesinden hallice. Çalışmıyor da. İki de bardak koymuşlar yanına. Atatürk bardağı. Yeni yıl paketiymiş. Halk TV'den diye satıyorlar vallahi. İlgimiz yok bizim derse Halk Televizyonu açıklasın. Reklamlar dönüyor. Bir saatin 15-20 dakikası çatal bardak reklamı. Ne yapsın, onlar da öyle ayakta kalacak derseniz o zaman yayını biraz profesyonel hale getirin yahu. Sözüm evet, doğrudan Halk TV'ye. Dost acı söyler. Kimse kusura bakmasın, önümüzde seçim var. Geçmiş seçimlerden önce yapılan aynı yayınlar yapılıyor, yapılacak. Evet, yeni yılın son, daha doğrusu geride bıraktığımız yılın son günlerinde hem Fox TV'ye hem Halk TV'ye ağır cezalar kesildi. Haksız cezalar kesildi. Dayanışma içinde olduğumuzu söyledik. Yanlarındayız dedik. Ama doğruya doğru. Geçmiş seçimlerden önce yapılan aynı yayınlar yapılacak. Geçmiş seçimlerden önce yapılan aynı hataları muhalefet partileri yapacak. Seçim gecesi de siz size, biz bize. Sonuçları bakalım bu kez nereden dinleyeceğiz, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ne diyordum? Seçimlerden söz etmişken bir vatandaş uyanıp patent almış. Neyin patentini almış? Yani isim hakkını, marka. Ben başlı başına markayım zaten demiş. Bu patenti de tescil ettireceğim demiş. Patent enstitüsüne başvurmuş. Neyse. Elinde belgesi var kapı gibi. Bundan böyle
bir bıyık çeşidi memlekette Muhittin Geçkin isimli vatandaşın adıyla anılacak. Patenti onda. Muhittin Bey iyi düşünmüş, şöyle yapmış. Ortası badem bıyık, kenarları sarkık. Alın size. Nedir? İttifak bıyığı. AKP-MHP ittifakını bıyık olarak da sembolize etmek isterseniz kendi yüzünüzde ortası badem, kenarı sarkık bıyık Muhittin Bey'in adıyla anılacakmış. Çünkü Muhittin Geçkin ittifak bıyığı diye patentini almış kendi üzerine girişimci bir vatandaş. Samsun'da neler oldu bugün öyle? Bir karşılıklı çıkışlar olmuş MHP ile AK Parti Samsun yöneticileri arasında. Her iki parti de cezalandırdı. Samsun il başkanını görevden aldı. AKP, MHP milletvekilini disipline verdi. İttifak tam gaz gidiyor. Sandık var önümüzde. Bozulmasın diye. MHP genel merkezinde kesilmiş bir kurt kafası sergileniyor. Girerseniz genel merkeze göreceksiniz. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hediye edilmiş kesilmiş kurt kafası. Kesilmiş kurt kafası bir çerçeve içinde sergileniyor. Bundan böyle MHP genel merkezinde. Yeni yılın ilk haberleri bunlar. Gel vatandaş, gel. Bu arada bir son dakika haberi var. Çok korkunç. Bir son dakika haberi. Ankara'dan bu haber. Bir özel üniversite, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin gencecik asistanı Ceren Damar. Sınavda, hukuk fakültesinde. Sınavda 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H'yi uyarmış kopya çekme diye. Düşük not vermiş. Hasan İsmail H, 23 yaşındaki hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar'ın odasına giriyor. Gencecik bir araştırma görevlisi Ceren Damar. Önce tartışma başlıyor, niye bana düşük not verdin hoca diye. Sonra karnından ve bacağından bıçaklıyor öğretim görevlisini, asistanı. Sonra babasının beylik silahı varmış. Polis babasının, bu 23 yaşındaki öğrencinin. Onu çekiyor, vuruyor. Üniversitede, hukuk fakültesinde, odasında Ceren Damar'ı öldürüyor. Not tartışması. Hayatını kaybetti Ceren Damar. Sonra da üniversite kampüsünde kapıda bekleyen arabasına biniyor. Kaçıyor. Olacak iş mi? Üniversitede, hukuk fakültesinde, 23 yaşında Hasan İsmail H. öğrenci, araştırma görevlisi Ceren Damar'ı vurdu. Bugün korkunç bir olay. Korkunç bir olay. Tek kelimeyle. Haberleri sıralamaya, ardı arda sıralamaya devam ediyorum. Arada da mesajlarınıza bakıyorum. Dostlar siz de yorumlarınızı yapın lütfen. Bu marketlerde poşetlerin 25 kuruşa satılacak olması, satılıyor olması hali hazırda. Buna karşı geliştirdiğiniz tedbir var mı? Taksim Meydanı'ndaki o görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana katılmak zorunda değilsiniz. Ben birer cümle kendi görüşümü ifade etmeye gayret ediyorum. Ama burası hür bir tartışma platformu. Siz de görüşlerinizi açıkça yazın. Olup bitenlere sesinizi çıkartın. Bir tek hadi sen konuş aslansın deyip beni öne atıp konuşturmayın. Siz de konuşun yazın bari. Değil mi ya? Yeni yılda da böyle devam edelim. Bir zahmet. Yazılan mesajlar önemli benim için. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Konuşmayı unutmayalım. Bak gündem nasıl dolu dolu. Yeni yılın ilk yayınında da yarın enflasyon rakamları önemli. Bunu bir kenara not edeceğiz. Emeklinin memurun maaş zammı belli olacak. Ona bakacağız. Aranızda ikramiye çıkan var mı piyangodan falan? Olsa da söylemez değil mi kimse? Söylemezler. Bakıyorum herkes dert yazıyor. Ne yapsınlar? Evet e-arabasıyla markete gelenler var artık. Vatandaş öyle canı yanmış. 25 kuruş verir mi naylon torbaya? Bu arada o sebze meyve reyonundaki ince naylon poşetler onlar ne olacak? Onlar ne olacak? Soruyorum. Kaldırın kalın naylon poşetlerin üzerindeki logolarınızı. Vatandaş sizin reklamınızı yapmak zorunda değil. Market sahipleri. Bu arada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu önümüz seçim. Bir Süleyman Şah Türbesi'ni eski yerine taşıyacağız. Ya rahmetli yaşarken bu kadar çok gezmedi. Şimdi yani en eski yerine taşı. En eski değil. Aldığımız yere götüreceğiz onu söyleyeyim.
Onun için de bir tören düzenlenecektir herhalde. Şöyle anlı şanlı bir tören. Bir de şimdi Yunanistan'a bir duyurusu var. Dışişleri Bakanımızın. Bir gerginlik var Ege'de ve Kıbrıs'ta. Yaramaz çocuklarınıza sahip çıkın. Bizim güvenlik güçlerimiz yanlışlıkla vurabilir dedi. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Yunanistan'a. Ne oluyor? Durduk yerde yine. Yurtta sulh, cihanda sulh diye diye Atatürk'ümüzün bu eşsiz sözünü hatırlatmak için yapmadığımız kalmadı. Komşudaki yangına körükle gitmeyelim. Şam'da Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız derken bak tam tersi olacak. Ülkemizin iç huzurunu da kaçıracaksınız dedik. Diyen hain oldu. Bir maceraya atıldık komşuda Suriye'de. Şimdi işte anca Taksim Meydanı'na çıkan ÖSO bayrağı açanlara kızıyorlar. Herkes onlara nefret mesajı gönderiyor. E geldi buraya yıllardır buradalar işte. Mehmetçik'le beraber Suriye'de operasyon yapacaklar. Onlar Kuvayi Milliye'dir. Denildi ÖSO için bu ülkede. O zaman iyiydi. E şimdi yılbaşı eğlencesi görüntülerinde herkes olmaz böyle şey diyor. Bir kere de işin perde arkasında olanlara sesimizi yükseltelim değil mi? Ya sizin Suriye politikanız yanlış, dış politikanız yanlış, ekonomi yönetiminiz yanlış, şehircilik anlayışınızla geldiğiniz yer ortada diyebilelim değil mi? Demez kimse iktidara. Niye? Tehlikeli çünkü. Çok cesur bir kadındı. Çok cesur bir cumhuriyet aydınıydı. Doğru bildiklerini söylemekten hiç korkmadı, yılmadı. Ben bir Atatürk kadınıyım dedi, ortaya çıktı. Dünyanın sayılı oyuncularındandı. Çok büyük bir tiyatro oyuncusuydu. Ve çok başarılı roller canlandırdı. Duruşuyla, varoluşuyla bir sanat eseriydi. Gürriz Sururi. Hayatını kaybettikten bir gün sonra duyurulsun istedi. Cenazesi toprağa verildikten sonra duysunlar istedi. Vedası da kendine has, kendine özgü oldu. Cenazeye gelenlerin o sahte gözyaşları, sahte övgüleri, o sahte tören hiç olmasın istedi bunlar. Önce gömüldü, sonra gazetede bir küçük ilan. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapabilirsiniz diyen bu hayattaki yolculuğunu tamamladı. Diyen bir ilan. Gidişi de güzel oldu. Gürriz Sururi'nin 90 yaşında ve gencecikti, yaşsızdı, yaşı yoktu. Çok güzel yaşadı, çok güzel bir kadındı aynı zamanda. O unutulmaz gözler, o büyük sanatçı elbette her daim hatırlanacak. Keşanlı Ali'nin zilhası, Şam'a kim sen kimsin, herkes haddini bilsin. TRT'de yayınlanmıştı o zaman Keşanlı Ali, efsane kadrosuyla. Çocuktum, izlemiştim. Müthiş oyunculuğunu Gürriz Sururi'nin yıllarca tiyatro salonlarında ayakta alkışlandı. Ve Kaldırım Serçesi, onu da Devlet Televizyonu yayınlamıştı. Edith Piaf'ın hayatını canlandırdığı Kaldırım Serçesi'nde söylediği şarkılar. Türkçe sözler yazılmıştı Piaf'ın şarkılarına. Hiç, hiç mi hiç, ben pişman olmadım hiç, aldandım. Aldattım, yaşadım, bu benim hayatım. Bir de A La Luna dediği yemek programı. Çok güzel yaşadı, çok güzel hatırlanacak, çok cesur, dürüst. Hiçbir dönem, hiçbir iktidara yaranmaya çalışmamış, her daim sanatıyla anılmış, anılacak Atatürk kadını Gürriz Sururi. İyi ki gelip geçtin bu topraklardan. Barış Manço, ben hayatımı kaybettiğimde ölüm günümle değil, doğum günümle beni anın demiş. Nasıl unutulur ki Barış Manço, can bedenden çıkmadıkça. Sesin de iyiymiş ha demişsiniz Mehmet Turgut Bey. Kim bilir, belki de 2019'un o sesi ben olurum. Yok öyle bir niyetim. 2019 hepimize akıl sağlığı, fiziken sağlık, ruhen sağlık, biraz dinginlik, sakinlik, huzur, aklı selim, vicdan adına ne derseniz ve şaşırtacak sürprizler getirsin. Varsın piyangodan para çıkmasın, çalışmaya, çabalamaya, alın teriyle para kazanmaya devam edebilelim.
Çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiye. Bak yine yarım saat olmuş bile. Benden bu kadar bu akşamlık. Cuma akşamı karşınızda belki canlı yayınla, belki bir videoyla karşınızda olmayı ümit ediyorum. Yayınlara destek olmak için patreon.com, patron değil, ortada E var. Patreon.com, yatay çizgi, Degirmenci İrfan. İyi ortak. Ne zor oldu. Linki Twitter profilimde ve Instagram profilimde var. Bir tıklayın, bir göz atın. Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Ya da reklamları izlemeniz, şu yayını izlemeniz bile benim için çok önemli. 10 bin, 20 bin kişi izliyor ya bu videoları. O da bana yeter. Eyvallah. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Sizi yalnız bırakmıyormuşum gibi hissediyorum. Olup biteni takip etmeye ve notlar almaya, küçük notlar almaya devam ediyorum. Muhittin Geçkin Bey, tebrik ediyorum sizi. İttifak bıyığı mucidi. Onun patentini de almış vatandaş Muhittin Geçkin. Naylon poşetlere dikkat. Markete el arabasıyla gidilecek bundan böyle. Gidiyorum, gidiyorum. 2019 İzmir gibi güzel bir yıl olsun demişsiniz. Eyvallah. Bir saat yapsan iyiydi abi diyen var. İsteyin. Siz isteyin. Yeter ki yaparız. Ama internet kotası dolanlar, faturası kabaranlar var. Bu yıl yapmayı, gerçekleştirmeyi arzu ettiklerim arasında bir teknoloji engelli olarak şu da var. Podcast yapmak ve internetinizden yemeden bunu bir ses kaydı şeklinde o ortama atmak. Bir bunu gerçekleştireceğim bu yıl nasip olursa. Bir de yıllardan beri size verdiğim söz var. İşitme engelli, işitme engellerin kullandığı işaret diliyle en azından 1-2 dakika da olsa konuşabilmek. Bunu da çok istiyorum. Gerçekleştirebilirim umarım. Onun dışında ben de herkes gibi sağlık istiyorum. Biraz huzur istiyorum. Hayatımda sevdiklerim için, hepiniz için, güzel ülkemiz için. Fenerbahçe teknik direktörü olur musun? Olmam. Hiç anlamam. Sağ olun, çok teşekkür ederim teklifiniz için. Niye bir teknik direktör ihtiyacım var Fenerbahçe'de? Hadi bakalım. Cuma günü, cuma akşamı görüşmek. Beğenmeyen 3 kişi kim? Açıkça çıkın ortaya, beğenmedik deyin. Dislike mı var? Dis mi? Dislike mı var? See you, see you diyenler var. Almanya'dan seni buraya bekliyoruz diyenler. 27 Ocak'ta Duisburg'da olacağım Almanya'da. 9-10 Ocak'ta da Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'a geleceğim. Detaylarını paylaşacağım zaman ilerledikçe. Zaman yaklaştıkça detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hep mutfakta oturup duracak değilim. Buyur buraya gel diyene gidiyorum. Ha, cumartesi günü de Yol TV'de sevgili Veli Saçılık bir programa başlıyor. Ona hayırlı olsun konuğu olarak ilk programa gideceğim. Bir bant yayın bu ilk program diye banttan çekiliyor. Cumartesi günü onun çekimi olacak. Ankaralılara da duyuruları yapılıyor zaten. Ben de duyururum. Böyle benim programlar. Sağ olun efendim. Ne ara bitti ya, geç kalmışım diyenler. Çok basit. Başı alıp izlemek mümkündür YouTube ortamında. Sağ olun. Hoşça kalın.